Murat Dalkılıç geliyor. Nihat Doğan gibi konuş. İstersen ben konuşayım. Aynı gün 4 sevgili değiştirdi. Murat Dalkılıç Kuseve hızlı. Ünlü müsün, popüler misin, zengin misin? Hepsiyim, hiçbir şey olmuyor. Güzellik Yapsana şarkısını roman havasında söyle. Gece benle. Kalsana. Seyircilerden birini bakışlarınla cezbet, tavla. Seninle görüşeceğiz. Yana yana. Şaka şaka be. Konuğumuzu çağırıyorum. Murat Dalkılıç geliyor. Vay be. Bugünleri de mi görecektik be? Vallahi bugünleri ben göreceğimi çok iyi biliyorum. Oturabiliyor muyuz? Tabii ki oturabilirsin. Ha, ne demek? Nasılsınız? İyi misiniz? Vay anasını ya, bugünleri de gördük mü? İnanamıyorum. Şu an ya, inanılmaz heyecanlıyım senin adına. Gerçekten mi? Gerçekten sana helal olsun. Yani şu ülkede şöyle tuttuğunu koparan, bu kadar yakın arkadaşım olduğu için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Herhalde sürekli bu kadar çok ilham veren bir tek Berfu vardır hayatımda sürekli kardeşim. Aa, yerim ya. Hayırlı olsun efendim. Gerçekten ama Murat benim çok yakın arkadaşım ki Esen'in hayatına girdikten sonra birçok arkadaşını hayatından çıkarttım. Sen çıkartmadıklarımdan bir tanesi. Çok mutluyum. Esen'in hayatından mı çıkardın? Kendi hayatından mı? Esen'in hayatından çıkarttım zaten. Bazı arkadaşlar elendi. Onun çok az arkadaşını kendi yakın arkadaşım yaptım. Yani. En başta sen varsın. Hakikaten çok yakın arkadaşımsın ve şunu çok net hatırlıyorum böyle. EYS çekildiği zaman ben de kuliste oturduğum bir dönemde. Bütün çekimlere gidiyorum, hepsine geliyorum falan. Senin konuk olduğun bir zamanda kuliste konuşurken Murat'ın bana ilk şey dediği bir an var. Sen ileride gerçekten kendi programını bile yapacaksın. Çok iyi yerlere geleceksin yani. Ben gerçekten insan kumaşından çok iyi anlarım. Sende o var dedin ve gerçekten bugün konuğumsun yani. Evet. Ama ben. O zaman insanlar şaşırıyor. Normalde hani şimdi Eser'in... O zaman evli değildiniz değil mi? Değildik, hiç sevgili. Kız arkadaşı. Kız arkadaşı. Her programda ya. Her yerde bak, böyle bir şey olamaz. Bakın yakasına düşmüyorum ya. Her yerdeyim yani. Ve bugün... Da. Çok heyecanlıyım geldiğin için. Gerçekten hiç kırmıyorsun ya. Asla kırmıyorsun beni ve hiç ne kimseye de hiç be? Kırmıyorsun. Niye kırayım ya? Neden gerçekten kırayım? Tam bir tatlısın ya. Hiç kimsenin kalbini kıramayan bir bireysin. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Şimdi senin için bir pop star diyebilir miyiz? Deriz bence gayet rahat olabilir. Bir şekilde. Eski pop star belki diyebiliriz. Eski pop star, yeni. Ben hala pop starsın ya. Ya hala çok starsın ya. Yani. Yapıyoruz ya bir şeyler hala da, evet. Çok uzun süredir yani... şarkı söylüyorsun, sahne alıyorsun. Hala o heyecanla çıkıyor musun sahneye? Çıkıyorum. 20 seneyi geçti. İnanılmaz. 15 senedir de işte ilk kasabayı bu sene 15. senesini kutladık kasabanın. Geçen gün ben de fark etmedim. 15 sene olmuş. Hala aynı heyecanla çıkıyorum. Çünkü çıktığım her seferinde bana tabii şey oluyor. Yani sürekli aynı şarkıları sahnede söylediğim için. sanki o şarkılar Allah Allah ya bu kadar eskidi mi bilmem ne mi falan filan ama böyle sürekli müzik sektörü yenilendiği için evet. Benim şarkılarım sahnede orada sanki hatırlanıyor ve orada o aynı enerjiyle hala bana geçmeye devam ediyor. Seyirci seviyor hala da. Peki mesela böyle gittiğin mekanlarda da seni bildiğim için herkes sen geldiğin anda senin şarkını çalmaya başlıyor ve herkes birdenbire senin şarkında suratına derin
yine falan bağıra bağıra o şarkıyı söylüyor. İğrenç bir şey ya. Yani şöyle sanki ben ondan inanılmaz mutlu olup acayip böyle onore olacakmışım gibi hissediyorum. Ne hissediyorsun o sırada? Utanıyorum abi. Çünkü mesela mekanın kimyasına asla uymayan şarkılar olabiliyor. Bir anda abi kasaba çalıyor mekanda falan, herkes bana bakıyor. Çünkü sanki zorla ben çaldırmışım gibi oluyor. Geçen gün bir kebapçıdayken, yemin ediyorum kebapçıdaydık ve siz hatırlıyor musun? Hollanda'da senin şarkını açtılar ve kebap yiyoruz. Ya Urfa, Adana ve birden bire derine yani. Şu an derine giden hiçbir ve şey yok. Böyle. Bitmiyor. Sonra dedik ki değiştirin. Bu sefer Oğuzhan'ın şarkısını açtılar. O da bitmiyor. Peki derine, derine, daha derine, bir güzellik yapsana, gece bende kalsana. Bu şarkıları neyi düşünerek söylüyorsun? O iki söylediğin şarkıyı da Gülşen yazdı. Gülşenciğim valla seviyor yani bence. Böyle birazcık seksepalitesi, her zaman o enerjisi yüksek bir kadın. Bana kızıyordu yani. Ne demek ya saçma. Ben diyordum ki ya ben ya bu tiple seksi şarkıları bana söyletmeyin diyor. Ama sana çok yakışıyor ya. Sen inanılmaz flörtöz birisin yani. Size de öyle geliyor mu ya karşıda? Flörtöz birisin. Net. Sen ama erkek kadın fark etmiyorsun. Fıkır fıkırsın yani. Hiç hani flörtleşerek iletişim kuran birisin. Doğru değil mi ama? Evet, o şekilde öyle. İletişim kuruyorsun. Öyle öyle. Yani cinsel şöyle, anlamda değil bu yani. Evet, benim karşımda iletişim kurarken hakikaten o cinsiyet kalkıveriyor. Çünkü bence böyle kaygılar girdiği zaman doğru yakınlaşmayı yapamıyorsun insanla. Ben de herkesle yakın olmak istiyorum. Yani aman yanlış anlayacak işte bilmem ne falan. Yani herkese ben sarılmak isterim mesela. Sarılıyorsun. Sarılırım. Ben pandemide de böyle bol bol sarılırken insanlar böyle tuhaf tuhaf. Ne yapıyorsun? Ya arkadaşım ben böyle iletişim kuruyorum. Sarılacağız yani. Gel bırak boş ver. Hasta masla olmayacaksın, söz veriyorum sana deyip. Böyle geçirdim yani o zaman. Şu an artık biraz büyüdün gibi. Hafif. Hafif kırklara geldin gibi. Geldim. Peki biraz yaşlanmış gibi hissediyor musun? Yoksa yo hala çok gencim ya da böyle yeni bir dönem, daha olgunum falan. Hayatın nasıl bir yaşında hissediyorsun? 40. Enteresan bir yaş yani. Aslında 40 sembolik olarak ne demek biliyor musun? Yeteri kadar demek aslında. Hani bu 40'lar mırklar vardır ya. 41 kere maşallah falan evet, filan evet. Derler. Onlar aslında yeteri kadar demek ve aslında senin geldiğin yeni bir level'ı sembolize ediyor. Dolayısıyla ben de o farkındalıklarımı artık hissetmeye başladığım için acayip mutluyum. Hiç yaşlandığımı falan hissetmiyorum. Ben de hiç öyle düşünmüyorum. Yani sıfır. Hani bedenen belki karşıdan gördüğün zaman bu da iyice çökmüş ha falan filan denebilir ama hiç ya. İçimdeki enerjinin bir gram söndüğünü düşünmüyorum. Hatta tam tersi. Bence yeni bir şey başladı. Yeni bir dönem hayatımda evet. Ve kendimi acayip motive ve yeni potansiyelimin farkında olduğum için de güçlü hissediyorum. Evet. Bayağıdır ünlüsün. Ünlülükle ilgili ne hissediyorsun ve ünlü olmaktan mutlu musun? Keşke ünlü olmasaydım, istemiyorum tanınmak falan dediğin zamanlar oluyor mu? Yok, olmuyor. Tabii ki olmuyor ya. Yani şöyle, eskiden tabii bazen yoruluyordum. Çünkü çok fazla, yani şöyle, ben yeni farkına vardım ne yapmam gerektiğini. Şimdi ben bu kadar insan beni niye tanıyor şimdi? Onu daha yeni anladım. Dolayısıyla ben insanlarla iletişim kurmanın bir yöntemini bulmam gerekiyormuş. Halbuki o yorulduğum zamanlar gitgide mesleğimden de uzaklaşmaya başlamıştım. Sonra insanlarla iletişim kurmayı gerçekten öğrenince, herkesle yakınlaşmayı öğrenince vallahi hiç yorulmuyorum ve tam tersi yani daha fazla ne kadar çok çalışabilirim. Daha fazla benden talep eden, bir şeyler talep eden kim varsa onlarla nasıl bir araya gelebilirim ve onlar için hangi tür çabalara girebilirim onlarla uğraşıyorum. Ben de dedim ki madem bu kadar ünlüsün, bu kadar zamandır ünlüsün bir halka gidelim de hadi. Halk seninle ilgili neler düşünüyormuş onlara bir öğrenelim dedim. Hemen bir izleyelim bakalım. Bu ünlümüzü tanıyor musunuz? Tabii, Murat Dalkılıç bu. Murat Dalkılıç. Çok seviyorum, aşkım benim. Tanıyorum ama adını bilmiyorum. Kenan Doğulu muydu? Murat Dalkılıç gözlerinin içine bakıp bir şarkı söylese hangi şarkı olsun isterdin? İki yol. Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Yakıyorum. Herkes kendi işine. Hadi sen işine. Fatih Yürek'ten bir şarkı olabilir. Seni yazdım. Eyvah eyvah desin bence. Murat Dalkılıç şöyle bir ilişkim yok. Kendi ismini dövme yaptıranlar hakkında ne düşünüyorsun? Kendi ismi dövme yaptıranlar bence bir kendini beğenmiş oluyor, egolu. Bir durduralım burada.
senin dal kılıç dövmen var. Şu anda da görüyorum. Bir dönemin popüler dövmesi. Ve bununla ilgili sana binlerce kere soru sorulduğunu biliyorum ama. 100 milyon kere evet. Evet, o yüzden ama hiç soru sormayacağım. Bir bakayım bir insanlar bu konuyla ilgili ne düşünüyor. Ben onlara sordum. Çok saçma. Niye kendi ismini dövme yaptırıyor? Güzel olarak. Daha güzel dövmeler var sonuçta. Vanel geliyor, bohem geliyor. Çünkü biraz kalıcı bir davaya dair bir dövme yaptırırsanız daha büyük şey olur. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Mazoşist başka bir şey değil ya, megaloman. Olmaz diye düşünüyorum. Kendi ismini niye dövme yaptırırsın ki? Çok salakça. Kendine olan bir hakaret bence, isim olmamalı. Zevk meselesidir, olabilir, niçin olmasın ki? Erkeklerin boyu kaç santim olmalı sizce? Benden uzun. Yani 1.70'den yukarı olsa daha ideal. Bence 1.71. 71 misin? 74 müsün? 74. 74. Her zaman dengede olması lazım. Yani 1.70 olması lazım. 1.70 ile 1.90 arası. Bir dakika, bu nasıl bir aralık ya? 70 ile 90 nedir arkadaşlar ya? Murat Dalkılıç bir ev eşyası olsa ne olurdu sence? Koltuk. Tabure. Komodin belki. Bilmiyorum. Bence çiçek olurdu bir vazo. İnanılmaz değil. Komodin falan. Kısa diyor ya. İçi olurdu. Beslediğim kuş olurdu. Sence Murat Dalkılıç en son neden ağlamıştır? Aldatılmıştır. Ya da aldatmıştır. Pişman olmuştur. Belki sevgisiyle tartışmıştır ya da eşim bilmiyorum ama o yüzden ağlamıştır. Yani ünlü olmak, popüler olmak, zengin olmak zor bir şey. Yani herkes zannediyor ki zengin olduğunu oh rahat mis gibi para var gibi değil. Çünkü zengin olduğunuz zaman birçok kişi, birçok sahte kişi sizin arkadaşınızdır. Mutlaka da ondan ağlamıştır. Kesin kesin. Helal olsun be. Helal. Bir şey soracağım. Kenan Doğulu'nun çok yemiş hali gibi durmuyor mu? Ya sen çok ünlü benziyor musun, popüler misin, zengin misin? Bu sondaki abinin dediği doğru mu? Ünlü olmak, popüler olmak, zengin olmak bazen çok kötü şeyler getiriyor gibi söyledi başımıza. Vallahi ben hepsiyim. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi orada da böyle minik bir kız vardı ve kız işte aldatıldığında ağlamıştır Murat falan gibi bir şey söyledi ya. Aldatıldın mı, aldattın mı ilişkilerinde aşırı gündem oluyorsun. Şimdi evet, İngiltere burada bitti ve olayların İngiltere'den kendine çok güzel, çok tatlışko bir kız arkadaş buldun gerçekten ve İngiltere'ye taşındın aşk için. Ve gidip geliyorsun İngiltere'ye, bu uçak biletlerin ne oluyor? Geçen bir arkadaşım var işte böyle... Havayolu şirketi var arkadaşım. İnşallah beleş bilet veriyorum. Dedi ki oh ya iyisin dedi vallahi, bizim uçakların seferleri başlıyor Londra'ya, hadi yırttın dedi vallahi. Allah'ım çok şükür. Ulan böyle arkadaşlar nasıl çıkıyor benim hayatıma, inanılmaz ya. Benim hiçbir arkadaşım havayolu yok ya, ne demek o? Var benim zengin arkadaşlarım. Peki orada ilişkin var şu anda ve gidiyorsun geliyorsun, burada da işlerim var, birlikte yürüyorsun. Ama orada da işlerim var ya, sadece ilişki var, hadi çok sevdim Londra'dan bir yer. Gideyim de yerleşeyim olmadı. O bir tetiklenme mekanizması tabii. Yani evet. Hani bir laf vardır ya, Leyla'sını bulmayan Mevla'sını bulamaz diye. Yani ne demek o? O kendi içindeki potansiyeli hakikaten çıkarmana çok yardımcı olan bir şey. Gerçekten aşık olmak. Çok seviyorsun sen aşık olmayı ve aşkı da çok seven birisi. Aşkın evet, aşk bence çok önemli bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Yani şöyle... o kadar o içindeki her şeyi yükseltiyor ki derecesine. Doğru söylüyorsun ya. Ve gerçekten seni bir şey yapmaya, ya kıskanmak bile ne demek biliyor musun benim nezdimde? Müthiş bir olay ya. Şöyle bir şey yani, kıskanmak demek bence ben bunun olmasını bende de istiyorum. Yani sende yoksa bende de istiyorum. O zaman gelsin benimle beraber yapsın o kıskandığım şeyleri. Dediğin andan itibaren kendini hemen oraya yükseltmeye başlıyorsun. Ve o anda onu ediniyorsun, yeni bir şey daha ediniyorsun. Dolayısıyla işe yarıyor. Çok hırslandıran bir şey, çok yükselten bir şey. Ben de katılıyorum sana. Evet, yani hırslanmak biraz değil de tam olarak tetikleniyorsun yani, güzel oluyor. Kesinlikle. İlişkilerinde aşırı daha gündem oluyorsun. Zaten her şeyine, yani Türkiye'de en çok gündem olan ve en çok linç yiyen ünlülerden bir tanesin. Senin için magazin haberlerini toparladım. Doğruluk mu, rezalet mi diye bir bölümüm var. Hani acaba gerçekten böyle şeyler var mı diye bir magazin haberlerini bir salmak istiyorum ortalığa. Bakalım gerçekten doğru mu senden duymak istiyorum. Yoksa rezalet. Dıdıdım, görelim bakalım bir. Her sevgilisine evlenme teklifi ediyormuş. Muradına eremedi. Ben bu haberi hiç duymadım ya. Var mı peki böyle bir şey? Yok. Hiç evlenme teklifi ettin? Ya mesela evlenme teklifi ediyorum ve sonra
evlenmek durumundasın ya. Hani böyle yüzük takıp böyle süren nişanlılık dönemleri olur ya. Yüzük takıyorsun ama hani evlenmeden nişanlı kalıyorsun. Yok ya ben yani evlendiğim eski eşime de evlenme teklif etmedim. O mu sana evlenme teklif etti? Yo öyle o gelişti oldu. Ama zaten küçük yüzük alacağını evlenme teklif etme. Küçük yüzük alacağını evlenme teklif etme diyorum Ezel gibi. Yani bu haber olsaydı benim şimdiye kadar 10 tane evlenmiş olmuş. Yüzüklere giden paralar. Devam. Aynı gün 4 sevgili değiştirdi. Murat Dalkılıç kısa ve hızlı. Ya fotoğraf da inanılmaz. Haberin içeriği neymiş acaba? Bilmiyorum ki konuştuğum bir şeyler falan mı ifşalandı? Hiç ifşa olayın oldu mu senin? Oho. Gerçekten mi? Bayağı story'la... Ben hiç böyle bir şey bilmiyorum. Ha öyle bir ifşa olmadı ya. Yok çıplak fotoğraf falan demiyorum ya. Konuşma mesaj falan hani. Murat Dalkılıç bana mesaj attı DM'den yürüdüğünde falan. Hiç ifşa... Yok çok, öyle bir şey olmadı. Çok korkarım öyle şeylerden. Ödüm patlar. Devam. Geğirmek hobisiymiş. Gerçekten geğirmek hobin mi? Hobi değil de yani şöyle. abi yani o havayı tutmayı sevmiyorum. Arkadaşlarım da olsa, başkan tanımadığım insanlar da olsa. Özür dileyerek bir geğiriyorum hafif. Ama bunu böyle anlatıyorsun. Ben hiç böyle bir şeye şahit olmadım ya. Çünkü ben bir çaktırmadan da geğiriyor olabilirim. Pıhlıyorum ben. Bana bir pıhlama anı yaşatır mısın? Hiç hissettirmeden pıhla bize bir tamam, tane. Tamam ben onu bir ara programda kesin olur. Ya delireceğim. %100 söylerim bak pıhladım derim. Zaten peki, kameradan. Peki diyelim da. Geğirdin ve koktu. Pıhladın ve koktu. Kokacağını o kadar da pis olacağını hissettiğim zaman yapmam ya. Ya içine tutuyor musun? Şöyle bir gider. Bak hani şöyle hareketler vardır ya böyle pıhlarsın. Şuraya böyle. Uzağa bir devrim. Sen baca olmuşsun ya. Görelim. Boy uzatma ameliyatı oldu. Boyu bu işlevi mi? Sen hiç boyunla derdi olan biri değilsin ve durmaksızın boyun. Hatta bir ara bu aşırı viral oluyordu ve sürekli TT'ydi Murat Dalkılıç 1.71. Abi benim hiç boyunla alakalı problemim yok. Hiç gerçekten bayılıyorum da aynı zamanda küçük olmaya. Yani kısa ve hızlı mı? Eskiden çok üzülüyordum çünkü basketbolcu olamadım ben. Boyum yüzünden. Bu ama kadar çok istekli miydin basketbolcu olmaya? Çok. Çok. Hayatım basketboldu. Sonra olamadım. Olamayınca şarkıcı oldum. Heh dedim ya demek ki bu yüzdenmiş deyip onu hemen evet. Oturttum. Hatta şimdi kız arkadaşım da boyu 1.80. Uzun. Geziyoruz. İngiltere'de ay, bu kesin biri falan diyorlar yani. Ama gerçekten hiç kısa duran bir insan değilsin hani yani kısa orantısız insan olur ya hiç öyle alakasız yani. Ya ne bileyim bana böyle bir tuhaf gelmiyor ya. Dur şimdi ya burada acayip kısa. Bir de benim hep böyle uzunlarla oldu arkadaşlıklarım. Hep uzun arkadaşlarım var yani. Ben kısa değilim ya. Hep uzun arkadaşlığım olduğu için alıştım ben herhalde böyle. Bir tuhaf gelmiyor bana. Devam edelim. Murat Dalkılıç'tan itiraf. Beni gay sanıyorlardı. Tabii canım bu yani ama yani bir dönem o şeydi. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ben buna da inanamıyorum. Yani popçular... İşte şarkıcılar falan, gay oyuncular olur? Bir dönem yani en okkalı dedikodu gay olduğuydu. Her birimizin bir gay haberi çıkmıştır. Ben inanamıyorum ya çünkü sen bizim çok bizim Murat aktif... Boz'la sevgili sanıyorlardı. Bir uzun Murat, bir küçük Murat. Ya düşünsene güzel Murat Boz'la benim sevgili olduğumu düşünsene. Adam ne yapsın abi beni? Ya biraz yakıştırdım daha. Heykel gibi herif bari doğru düzgün bir hani... Bir hani şeyle olsaydı falan mesela Kıvanç Tatlıtuğ'yla falan çok iyiler. Ya. Hani bari öyle birine benimle yakıştırmaları çok tuhaf. Sürekli beraberdik falan ya. Menajerlerimiz aynıydı o zaman. Ben yine de yakıştıramadım. Olmadı. Olmadı bence de. Şimdi seninle ilgili bende şöyle bir bilgi var. İnşallah paylaşmamda bir sakınca yoktur. Kimsenin bilmediği bir şey diyebiliyorum çünkü. Küçükken aslında sen epilepsi hastasısın. Ha evet. Ve çok fazla okula gidemiyorsun, daha böyle kapalı bir hayat yaşıyorsun, daha böyle ev hayatı, okula işte okuldan arkadaşlarından uzak bir hayatın var. Sonrasında tam tersi bir hayat oluyor ve herkes seni görüyor. Bu zıtlık nasıl bir şey? Evet. Yaşayamadıklarımın acısını çıkarıyorum ondan sonra. Ya şöyle 8,5 yıl falan bir tedavim oldu. İnanılmaz uzun da bir süre.
Ergenlik döneminde. Ama sonra yani işte bir sürü onun üzerine yorumlar yapan oldular. Aslında o hastalık epilepsi değil de işte başka bir nörolojik durumda, başka birileri de yok işte başka alemleri görebilenler bu hastalıklarla bilmem ne yapıyorlar falan. Herkes bir şey söyledi. Ondan sonra ya dedim işte tamam bir dönemim yoktu yani hakikaten. Çok hatırlamıyorum yani. Şöyle düşünün. İlkokula gidiyorum. Sınıfa giriyorum. Ders yapmaya. Bütün gün uyuyorum derste. Eve gidiyorum. Ne oldu diyor annem. İşte evet. Çok güzel. Gayet iyi geçti falan diyorum. E tamam bugün işte çarpım tablosunu öğrenmişsiniz diyor. Biliyor musun diyor. Çarpım tablosunu mu öğrenmişiz diyorum. Çarpım tablosunu ben lise 1'de falan öğrendim arkadaşlar. İlkokul dönemin İlkokul dönemi yok. Yani İnanılmaz orada o eğitimi nasıl almışım bir şekilde de geçmişim. Geçirmişler de beni yani. Ve benim sonra ortaokulda, lisede derslerim falan bayağı iyiydi. Üniversitede de çok iyiydi. Onu nasıl i̇lk kapattım ilk o arayı sınıf bilmiyorum. Oluyor değil mi? Peki nasıl düzeldi bu konu? Bir tedavisi var yani. Tedavi de standart tedaviler yani epilepsinin bir sürü çeşidi var ama. Sonrasında o içe kapanıklıktan aşırı dışa dönüklüğe nasıl adapte olduğunu da çok merak ediyorum. Çünkü şu an gerçekten çok sosyal birisin yani. Evet evet. Yani herhalde o zaman ne bileyim yani usanmış olabilirim herhalde o hayat. Yeter be değil mi? Hani böyle zincirlerini koparmak gibi bir şey var ya o yüzden. Hiç ünlü olacağını düşünüyor muydun? Düşünüyordum. Gerçekten mi? Çocukken abi bu ünlü olmak çok kolay bir şey herhalde falan diye düşünüyordum. Ama basketbolcu olunca dedim ki ya çok para kazanamayacağım ben. Yeterince bu işte yeterince bir ün kazanamayacağım. E en iyisini yapamıyorsam bir şeyin o daha zaman da hiç ünlü olmayayım daha iyi oldu falan deyip bırakabildim. Ondan sonra da olduk hakikaten. Ama bir şey, yani bunun için özellikle bir hırs hiç yapmadım. Yok. Hazırsanız Cengaver başlıyor. Mavi geldi. Şimdi bir tane mavi çekiyorum. Aksiyon. Ne çabuk çektim be. Seyircilerden birine bakışlarınla cezbet tavla. Ben abimizi seçiyorum. Bana bakışlarıyla güvenmedin abi. Ya seni gösterince Murat gösterdi seni. İsmin ne? Emrah. Emrah'a gösterdi. Emrah böyle bir... Şu Emrah'ın yakışıklılığına baksana şunu. İşte tavlayamam. O yüzden ben abimize yönelmek istiyorum. Hazırsak başlıyorum. Yeterli mi? Güzel mi? Cezbedin mi abi? Yani eşime sormam lazım. Rezalet. Ben de eşime ben... soruyorum o zaman. Az önce burada evli bir abimizi cezbetmeye çalıştı. Gördüm. Bu program ya... beni yoldan çıkardı. Ama bir de böyle şeyler falan. Aşkım talk show yap diye yolladık seni. Bu nedir ya? Bu nedir lütfen dikkat edin. Seninle görüşeceğiz. Senin hanım yanında senin de. Tabii o eşim yanında. He tamam abi. Yok eşim yanında. İnan bana eşim yanında. Eşim yanında evet. Aşkım edebinizle oynayın. İnsanları güldürün çok da şey yapmayın. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Aa güzel bir kırmızı yakaladın. Aç bakalım nedir nedir? Gül mü diken mi? Yana yana. Şaka şaka be. Evet cevap? Diken. Sen bir zorluk seviyorsun. Bir zora koşmak seviyorum seviyorsun. Seviyorum abi evet ya. Gül yani... İngiltere'ye gidiyorsun gül çok hazıra konmak gibi geliyor bana o. Doğru diken, diken olunca o bir seni bir tetikliyor. Her türlü bir tetikliyor değil mi? Aksiyon çekmeni istiyorum. Mavi at bir dahakine. Bir daha atıyorum. Sürekli mavi kal. Bak daha. Bana mavi, bana zorlar geliyor. Ah neyse falan bir şey. Dilinle yapabildiğin bir yeteneğini göster. Dur ya dur tamam bir tane var yapıyorum hazırız. Okey bence. İnanılmaz bir yetenek. Sonuçta düktüm yani ne yapayım dilimle. Allah aşkına bir tane bir mavi at mavi. Al kırmızı. Delireceğim. Aa. Dur olmaz artık düşebilir sakin sakin devam et. Düşerse ne yapıyor? Bitiyor mu oyun? Düşerse şuradaki 3 tane siyahı çekeceğiz. Kaybeden 3 cezadan birini çekecek. Cezalar azıcık dürtersen geldi. Ha geldi. Mor şeytan smile mı? Mor şeytan smile mı? Hani şu smile var ya. Kalpli şeytan tabii ki. Kalpli öpücük smile mı? Mor şeytan smile'la bir sürü şey anlatabiliyorsun bence.
Kalpli öpücük ne abi ya? Kalpli öpücük yani biraz çok standart. Sen bir belanı arıyorsun gibi biliyor musun? Öyle bir havam var. Ama böyle hani şey gibi de hani kötülük gibi değil bence o şeytan. Yo değil böyle hani şey hani böyle hınzırlık gibi. Hafif. Evet. Severiz. Devam ediyoruz. Ya inanamıyorum bana hep mavi geliyor ve sana hep kırmızı geldi. Saçını kes diye bir şey geldi ya. Saçımı keseceğim şimdi durup dururken. Makas. Allah senden daha fazla adam kaldın ya. Makas. Ben kesebilir miyim? Alttan kessem. Kes ama küçük kes. Bak bu saç markalarla çalışıyor olabilir. Ona göre düşün burada para var. Tükür. Şaka. Bu ki... Dur Cemil azıcık. Nerededir? Şuradan ben... Ha kıyamam, minnacık kesiyorsun. Evet, tamam, evet. Yeter ya. Evet. Oo. Mavi, gel. Dın dın. Benim şu an başıma bir bela gelecek gibi. Dın dın. Heh. Bir güzellik yapsana şarkısını roman havasında söyle. Bir güzellik yapsana, yapsana gece benle. Kalsana, kalsana. Ringa ringa da ringa, rari rari ra ra ra, ringa ringa na na. Mükemmel oldu ya, helal olsun be. İnanılmaz. Şok oldum ya, gerçekten müthişti. İyi, kolay geliyor ama bana. Yine sen şansınla akıyorsun, ben şimdi rezalet bir şey. Ben de güzellik yapı roman havasıyla söylemek için can atıyormuşum bu kadar. Düşünmüşsün gibiydi ya. Nihat Doğan gibi konuş. İstersen ben konuşayım. Dur bir dinliyorum beni. Ya bu ülkenin koyunları bile bir başka bakıyor ya. Ya ne oluyor ben? Ya, ya. Yaz oluyor gibi. Oldu oldu. Yap bakayım sen de bir tane. Ne yapayım mesela? Tam olarak hangi şarkıyı söyleyeyim sana? İçinizde Nihat Doğan gibi konuşabilen var mı? Konuşamayan yoktur bence. Ya. Evet, kolaymış zaten. Konuşsana bir Nihat Doğan. Hiç denemedim. Bak! Bak! Hiç denemedim. Nasıl? Sen Nihat Doğan! Ben doğuştan ayırsın sen. Bakın beyler, bu iş böyle olmaz. Dur, normal konuş, normal. Yok, yok, normalde de konuşayım. Tamam. Normalde öyle, öylesin. Ya inanılmaz ya. Erdin. Mikrofon sende kalsın. Sende sıra. Aldım. Mavi. Şey, herkes görmesin diye. Aa, kolay çekiyor. Hiç komik bulmadığın bir şakaya çok komik gibi gül. Ben niye okuyamadım ya bunu? Ben zaten galiba sürekli böyle gülüyor. Yani sürekli her şaka komik gibi değil yani. Ama sanki böyle biz de hani bozmamak için ona bir... Yüksek kahkahalı bir şey. Evet evet, benim böyle bir ha 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 diye bir gülüşüm vardır. O, biliyorum o. Diye gülüyorum mesela bazen. Bu gülüşünce. Devam ediyorum. Allah mavi. Ben böyle güldüğüm zaman arkadaşlarım siniri bozuluyor biliyor musun? Anlıyor artık bu gülüşten. Allah gidiyordu. Dur be. Ben de niye tutmaya çalışıyorsun? Evet, sen niye tutmaya çalışıyorsun ki? Akrostiş, şiir, kıyamadım yaz. Sen. Dur ben bunu yapamam şu an. Akrostişe girmiyorum. Başka bir şey. Pas diyorum. Şu an bir tane kırmızı çekeceğim onun yerine. Niye? Yapamam. Murat diye şiir mi yazayım Murat'a ya? Ev kapısından kucakta giriş mi, el ele giriş mi? Aa, kucakta giriş. Ama kocam fıtığı var. Kaldıramıyorum ya.
kucakta giriş ya. Ev kapısından kucakta giriş. Ya hiç ya mesela olmadı mı o kucakta Hayır, giriş? Hayır hiç. Sıfır. Bir kere apandisim patladı. Evde bayıldım ben. Bayağı bayıldım yani. Ayılamıyorum. Eserler beni kucağına alıp götüremedi hastaneye. Ben ayağa kalkıp ayılıp hastaneye kendim gittim. Çünkü kaldıramıyor beni. Yani çünkü biraz zor mesela yani. Biraz boyun... Ama hani bir kaldırır. Gerçi ben de eserle aynı boydaymış gibi konuşuyorum ya şu an. Ama en azından insan bir kaldırır gibi yapar hani. O nezaket de yok. Yani bırakmış beni yerde, ben kendim ayıldım böyle. Aa falan. Aşkım hadi kalk hastaneye gideceğiz. Bej. Kırmızı. Bu oldu. Oldu. Ayva göbek mi, karın kası mı? Yani hani gay sandıkları dönemden düşündüm. Yani karın kası kadında o kadar da değil. Sevmiyor musun? Ya. Göbek de göbek. Ayva göbek ama. Ayva göbek tatlı. Yani bayağı bildiğim şey göbeği değil. Kasap göbeği değil. Ayva göbek. Ayva göbek tatlı. Bence karın kası da güzel ama. Ben onu da severim. Devam ediyorum. Bu arada artık düştü düşecek. Kırmızı. Rötent. Rötent. Ah. Bunu çeker miyim? Çekemezsem de sende patlar biliyor musun? Aa! Senin yüzünden oldu biliyor musun? Aceleye getirdik. Dur ya dur, tamam. Alttaki cezaları. Madem öyle cezalardan beni çekiyorum. Siz seçin bir tane. Ortadaki. Herkes aynı anda ortadaki dedi. Herkese baklava ısmarla. Geldik. Herkese baklava geliyor birazdan. İnanılmaz. Belki bu programdan aldığını sürekli böyle baklava ısmarlayarak harcayacak. Net, net. Harika. Baklavalar nerede? Gelir şimdi, sipariş etmişlerdir. Evet işte bu. Gelir. Birazdan yeriz bitince. Ayva göbekliler burada mı? Baklava, baklava, baklava. Şimdi sırada aile ağacı bölümümüz var. Aile ağacı bölümünde sana yeniden bir aile dizayn ediyoruz. Önden senin için ben bir tane aile fotoğrafı seçtim. Fotoğrafımızı görelim lütfen. sen burada Kıvanç Tatlıtuğ oluyorsun tabii ki de. Bence Selçuk abiye daha çok benziyor. Bir dakika. Selçuk abi mi olsun, Kıvanç mı olsun? Ona göre bir, ona göre şey yapacağım, devam ediyorum. Arkadaşlar hamburger ısmarlıyoruz değil mi? Hamburger. Başlıyorum. Anneannen kim olsun? Evet. Firdevs Yöreoğlu. Kraliçe Elizabeth. Dudu Peri. Adile Naşit. Adile Naşit olsun be. Banu Alkan. Daha var mı? Yok, 5 tane. Adile Naşit olsun. Tamam, Adile Naşit. Dudu Peri de iyiydi. Devam. Erkek kardeş. Kadir Doğulu. Buraya gireceğim bir dakika. Icardi. Harry Potter. Cezene Burak. Can Yaman. Kadir Doğulu olsun be. Olsun. Cezene Burak da fena fikir değilmiş. Kadir'le güzel bir arkadaşlığınız var zaten normal şartlarda. 25 senelik arkadaşım. Peki Kadir'in demeçleriyle ilgili, magazinsel olaylarla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani ben aslında hani çok iyi tanıdığım için, ne demek istediğini çok iyi bildiğim için benim hoşuma gidiyor. Ama ben seviyorum. Uzaktan senin istediğin gibi anlaşılmıyor mu? Çünkü bir yanlış anlaşıldığı bariz. Ya o, ya bana kalırsa bazen art niyetler de manipüle ediyor bu taraflara o işleri bence. Yani sonuçta yani bu adamı ben 25 senedir bu kadar iyi tanıyorum ki bu adamın kötü bir şey söyleme ihtimali aslında yok. Biraz ama fazla bazen detay veriyor gibi. Sen hiç diyor musun kardeşim bak detay verme artık. Düz anlat, düz. Demiyorum. Demiyorum ama istiyorsan derim. Yok canım, bana hiç düşmez. Sordum sadece. Devam edelim. Cezene bırak mı yapayım? Yenge seçelim bir tane sana. Bihter Yöreoğlu. Tabii ki de yengelerin yengesi. Esra Dermancıoğlu. Feriştah. Feriştah. Feriştah müthiş. Barbie.
Avrupa yakası Fatoş. Feriştah. Feriştah seçildi, tamam. Feriştah be. Fatoş da güzel olmuş bence. Evet, Fatoş da iyiymiş. Devam. Teyze seçiyoruz bir adet. Demet Akalın. Demet'e teyze olsam mı? Safiye Soyman çok güzel teyze. Cennet Mahallesi Pembe. Ya bu da çok iyiymiş. Seda Sayan. Merkel. Abi Merkel'i seçerim ben. Merkel bence de seçerim. Merkel benim teyzem olsun ya. Bence de olsun. Devam. Merkel'i teyze seçtik. Kız kardeş seçiyoruz. Aha, Çılgın Bediş. Çılgın Bediş. Bücür Cadı. Doktorlar Zeynep. Haydi. Feriha. Feriha çok dram ya. Çok dram bir kardeş. Çılgın Bediş olsun. Çılgın Bediş olsun. Tamam. Kayınço seçiyoruz bir tane. Küçük Osman. Kırbaç çok... vuran çocuk. Göbek adam Yasin Cengiz. Cibili cibili bop bop. Yes yes. Göbek sallıyor ya. Ben ilk defa gördüm. Gerçekten. Bunun videosunu göstereceğim sana. Huysuz Şirin. Kayınço. Ve Şehzade Mustafa. Ne alaka? Niye Şehzade Mustafa? Kayınço. Yani... Kırbaç çocuk. Göbek adamı tanımıyorum. Tanımak isterim kayınço olarak. Göbekle en iyi kariyeri Eser yaptı zannediyordum. Düşün buna. Seni Selçuk seni koymuşlar. Evet ya. İnanılmaz gerçekten. Merkel yakışmış sana teyze olarak, öncelikle bunu söyleyebilirim. Cibili abi... Zayıf olmuş. Zayıf olmuş, zayıflamış burada. Orada normalde kim var? Kardeşi mi var şeyin? Bülent, ha, Bülent var, evet. Feriştah Bihter olmuş. Kadir güzel gerçekten. Madlen Ağaç, Çılgın Bediş. Güzel bir aile. Tatlı bence. Senin normalde kendi baban uzak bir yerde döner mekanı işletiyor. Dönerci. Döner hala böyle mi? Şeyde artık yok. Montenegro'da. Montenegro'da, evet doğru hatırladım. Babanla aran nasıl peki? Çok iyi. Görüşüyorsun, gidiyorsun, geliyorsun baba... değil mi? Ya ben Montenegro'ya çok gidip gelmiyorum. Bir ara gittim geldim ama ya çok yoğun olduğum için o buraya geliyor, öyle görüşüyoruz ama çok güzel bir yerde yaşıyor ya. Yani böyle 35-40 sene öncesinin Kuşadası hali orası. Çok acayip güzel şu anda. Onunla ilgili şöyle bir dedikodu duydum. Baban bir tane odayı burası Murat Dalkılıç'ın odası diye kiralıyormuş yüksek fiyatla. Bu doğru mu ve kaça kiralıyor? Ya şöyle... Interrail diye bir şey var, duydunuz mu? Hani böyle backpackerlar, evet evet, öğrenciler gidiyor. Öğrenciler falan filan. Bir tanesi babamın dükkana geliyor. Diyor ki abi burada diyor yatacak hamak var mı diyor. Hamak? Hı, yani babam da diyor ki nasıl yani hamak? Bayağı diyor hamakta yatacağım diyor. O da diyor ki oğlum deli misin, dışarıda hamakta yatılır mı diyor. Gel diyor benim evde yat diyor. Babam bunu söylüyor. Nasıl yani diyor çocuk, şaşırıyor. Gel diyor ben sana diyor sabah kahvaltını çocuk lazım. Çocuk Türk mü? Türk. Tanımıyor yani. Sonra çocukla işte iyi arkadaş oluyorlar falan filan. 2 gün, 3 gün kalıyor çocuk babamda. İnanılmaz. Kira alıyor mu? Yok, yok ya, kira almıyor. Sabah böyle kahvaltısını hazırlıyor. Akşam beraber rakı kıyamam yapıyorlar falan filan. Böyle eğleniyorlar. Ondan sonra giderken de diyor ki son gün. Benim... Abi diyor ben diyor müzisyenim diyor. İşte buralarda diyor şarkı söylesem. Aa diyor benim de oğlum da müzisyen diyor. Hiç bahsetmemiş mi o zamana kadar? Aa diyor ne çalıyor abi diyor. Gitar falan çalıyor diyor. Biraz şarkı mırıldanıyor. Ondan sonra diyor nerede yapıyor, İstanbul'da mı falan diyor. Ondan sonra valla her yerde söylüyor diyor. Kim abi senin oğlun diyor. Yani tanıdık biri mi diyor. Tanıdık biraz tanınıyor diyor. Kim diyor. Murat Dalkılıç diyor. Abi çocuk? Üçüncü gün mü söylüyorsun diyor. Çocuk şok olmuyor mu peki yani gerçekten? Şok oluyor. Sana ulaştı mı ya da sonra? Yo sonra bir aslında bloggermış çocuk. Rail, işte bu Interrail'ın bloggerlarından bir tanesiymiş. Orada bir yazıda yazıyor. Sonra babam tabii bu konudan sonra merak ediliyor orada. Her giden babamla tanışıyor falan. Bari kiraya dönüştürmüş olsun gerçekten. Yok benim babam hiç öyle şeyler yapmaz ya. Dünyanın en tatlı adamı bir görsen. Hakikaten öyle bir adam. Bundan sonra kıyamam gelen ya. Bütün Interrail'cılar onda kalıyor. Babam da kalıyor. sonra babamı Interrail'da Fahri'yi bir şey yapıyorlar. Gerçekten.
Aynen öyle. Sonra pandemiden sonra babam buraya gelince o mevzu bir... Burada şu an baban. Geldi, pandemi değil, burada geçti, sonra da geri gitti. Gitti ayrı. Müthişmiş gerçekten. Böyle, yani giderseniz Montenegro'ya, orada bir eviniz var. Haberiniz var. Son bir Kim Kimine Nerede Ne Zaman'ın daha genişletilmiş hali Kim Kime Dumduma oyunumuz var. Bize bir tane zarf vereceğim. 9 tane sorumuz var. Birini sana veriyorum. O klasik kim sorusu. Geri kalan 8 zarfı size dağıtıyorum. Kendi aranızda fıt 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 topluyorsunuz. Sessiz sessiz yazıyorsunuz. Sonrasında ben zarfların hepsini tek 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 açıyorum. Bizi mahcup etmeyecek bir şeyler yazarsanız sevinirim. Zarflarımızı alabilir miyiz? Kartlarını doldurduysa kartları topluyorum ve zarfları açıyorum. Buyurun. Önce kim açılıyor tabii ki de. Murat yazmışlar tabii ki. Küçücük bir Murat. İçimizden birinin buraya yazılmış olması beni ürpertti biliyor musun? Kötü bir şey çıkarsa diye. Tamam, bir şey olmaz. Ve ya. Icardi. Abi niye herkes, bütün erkekler bu adamla eşleşmek için? Icardi'ye kalp koymuş biri ya. Kimden gizli kartını açıyorum? Saadettin Teksoy'dan gizli. Ne alaka? Çok saçma. Sakın parmaklı bir şeyler çıkmasın ya. Ne yaparken kartını açıyorum hazırsak? Murat Boz'u küvette izlerken... Abi herkes erkek şu an ortamda. Çok üzülüyorum, neler oluyor ya. Neyse kocam yok en azından. Kocamın olmaması beni sevindir. Nerede? Murat Dalkılıç'ın babasının dönerci dükkanında. Odasında. Helal olsun. Devam ediyorum. Ne zaman? Daha derine inildiği zaman. Devam. Allah'tan finalde ben yazdım, konuyu toparlıyoruz bak şimdi. Allah'tan. Hangi koşullarda boy uzatırken? Son iki kart. Ratatatat. Neyse sonuncu sen. Sen nereye bağlanacağını biliyorsun en azından. Nasıl? Nefes nefese. Zaten. Hani Icardi, Saadettin Teksoy sen. Ve neden kartını açıyorum? Çünkü saçlarına yıldız düşmüş. Pamuk ya, senin pamuk kalbin. Hayır peki, o şarkıyı içimden söylüyor olmam kaçma. Kıyamam ya. Saçlarına yıldız düşmüş. İçimden niye ben bu şarkıyı söylüyorum? Ve neden Icardi ile böyle bir durum olmuş? İnanılmaz, hemen Pamuk Prenses'e bağladık konuyu. Teşekkür ederim. Orada yaldır yaldır Icardi gidiyordu falan. Nefes nefese falan. Nefes babanın nefes. Dönerci dükkanındaki ondan Murat sonra. Murat Boz küvette falan. Baklava gelmiş. Arkada var ya 7 tane ekler yedim Celal Şengör gibi. Gerçekten. O kadar ekler yedim. Şimdi üstüne baklava yemekten dolayı çok hicap duyacağım. Olsun canım, yenir baklava her zaman. Görelim cümlemizi. Murat ve Icardi, Saadettin Teksoy'dan gizli, Murat Boz'u küvette izlerken, Murat Dalkılıç'ın babasının dönerci dükkanında daha derine inildiği zaman boy uzatırken nefes nefese, çünkü saçlarına yıldız düşmüş. Şunu Murat Boz'a atabilir miyim? Atabilirsin tabii. Ama konuk gelmez o zaman, yazdık koyduk. Teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten gelemeyecek gibi oldun ama yalvardım ve geldin. Hayır ya, gelemeyecek gibi değildim ya. Ama başka bir işim vardı ve kırmadın beni ya. Ben bu kadar güzel bir şey yaptığını düşünmemiştim bu arada. Hani güzel miydi? Birazcık gerçekten, yorum ya. Gerçekten çok güzeldi. Böyle şimdi Berfu en başından beri zaten programın başında söylediğimiz gibi çok acayip her seferinde üstüne koyarak bir şeyler yapıyor ama programın bu formatta olup böyle seyirciyle bu kadar güzel bir halde, bu kadar akıcı olacağını kalbim. Hiç düşünmedim. Dedim ki Berfu, yani şimdi biz evde falan bir şeyler yapacağız herhalde dedim. Yine
Hani evet. Yine o tarz eski yaptığın evet. formatta birazcık gitti kaldı kafam. Normal olarak hiçbir şey anlatmadım çünkü. Gerçekten hiçbir şey anlatmamıştım. Dedim ki ya Berfu bugün programı iptal edelim mi dedim. Ben bir İzmir'e gelmem lazımmış onu unuttum dedim. Ne diyorsun ya dedi. Fotoğraf atıyorum bak seyirci gelecek bak led kuruldu bak ışıklar falan asla olmaz. Ama harika yani. Gerçekten devamı da çok güzel gelsin. Senin bu ilham verici haline aşığız. Senin nasıl ilham verici haline? İyi ki geldin her zaman şans getiriyorsun bana. İyi ki de hayatımdasın. İyi ki eserin değil artık benim daha yakın arkadaşımsın. Olabilir. Daha çok konuşuyorum Berfu ile. Gerçekten biz daha yakınız. Şimdi bir tane defter getireceğim sana ve benimle ilgili bir... İçinden geçen bir cümleyi, bir öğüt, belki bir tavsiye, bir şey yazmanı isteyeceğim. Sonra seni uğurlayacağım ve sonra seyircilerimizle onu baş başa okuyacağım ve programı kapatacağım. Defterimizi alabilirim. Icardi ile ilgili bir şey yazmazsan çok... Heyecanlıyım. Senden defteri teslim alıyorum. Ya ben gidiyor muyum? Hayır, baklava geliyor sen gidene kadar. Hem de fıstıklı. Müthiş. Yemek istersen yiyebilirsin. Dağıtayım ben dağıt, ya. Dağıt tabii ki de. Ellerinizi bulaştırın. Hiçbir şey olmaz. Peçete de alabilir miyiz ya canlar? Varsa program peçete. Gibi program. Şimdi baklavalarınızı yerken biraz sonra böyle mektubumu okuyacağım. Daldır elini daldır bir şey olmaz. Ne? Daldır daldır. Murat baklavaları dağıtırken ben... Murat'ın bana yazdığı şiiri okuyorum. Şiiri okuyorum. Sevgili Berfucuğum, kocandan daha başarılı bir kadına dönüştüğün için seni kocaman tebrik eder. Ya kıyamam kocama be. Bu başarını her yıl daha da katlamana dilerim. Güzel kardeşim benim. Oy ben seni yerim ya. Çok seviyorum seni. İyi ki konuk oldun. Ben de. Hepiniz baklavaları yerken alnısı alkışlayacaksınız. Ben bu şu anda... İyi ki geldin Murat. Siz de iyi ki seyircimiz oldunuz. Talk Show Perileri sona erdi bugün. Görüşmek üzere.